Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 15 yılda suyla alakalı 6588 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 451'i baraj, Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 94 milyar kilowatt saate çıkarttık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 800 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 356 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 223'e yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı'nın doğup yayıldığı, büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın gurbette yaşarken şehre olan özlemini "Ana vatanımsın, baba yurdumsun, ozanlar diyarı şirin Kırşehir, uzak kaldım gurbet elde derdimsin, hasretin bağrımda derin Kırşehir" dizeleriyle dile getirdiği, iyiliksever insanların sakin ve huzurlu şehri güzel Kırşehir'imize son 15 yılda 5 milyar liralık önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımların 290 milyon liralık kısmı bakanlığımıza ait. Akçakent Boğazevci ve Kaman Değirmenözü barajlarıyla Mucur Aksaklı Karacalı Göleti'ni inşa ettik. Akpınar Pekmezci Barajı'yla Boztepe Çamalak Göleti ise inşaat safhasında. Hizmete aldığımız 8 sulama tesisiyle 110.520 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 43 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 16 dere ıslahıyla Kırşehir'imizi taşkın zararlarından koruduk. 24 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz şehir ormanı ve Kaman mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 2,4 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Mucur Budak Köyü bal ormanını tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık.
Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda birçok çevre düzenleme ve altyapı çalışması gerçekleştirdik. Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı ve sulak alanındaki çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük. Kırşehir'in Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı'nı hazırladık. Kırşehir'imizde 12 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Bunlarla iktifa etmedik. Kırşehir'imize ne yapsak az diyerek 57 milyon liralık 6 müjde ile daha geldik. Bu müjdelerle Kaman Yukarı Çiftlik Göleti sulamasını yenileyerek daha iyi şartlarda sulama yapacak, 1,4 milyon fidanı toprakla buluşturacak, orman köylerinde yaşayan ailelere 550 bin lira kredi ve hibe desteği sağlayacak, Akçaağlı Bal Ormanı'nı tesis edecek, 5000 köye 5000 gelir getirici orman projesi kapsamında toplam 20 bin ceviz, badem, iğde ve dut fidanını toprakla buluşturacağız. Kırşehir'de destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında Akpınar Neşet Ertaş Barajı, Çiçekdağ Beşikli Köyü Taşkın Koruma Tesisi, Aşıkpaşa Tabiat Müzesi iç düzenlemesi ve mescit yapımı, orman yangınlarıyla mücadele, ormanlık alanların artırılması ve orman köylerinin desteklenmesi ile alakalı projelerin yer aldığı toplam 21 milyon lira maliyetli 4 tesisin temelini atıyoruz. Bugün ayrıca Kırşehir Belediye'miz tarafından yaptırılan 15 milyon lira maliyetli Güzler Piknik Alanı ve Evcil Hayvan Parkı'nın da açılışını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 15 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Kırşehir'imize hayırlı olsun.